Yukarıdaki verilere göre ACB açısı X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne var? 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Muhteşem üçlüden eşit olacak. Hocam X ise burası da X'tir. E hocam buraya aynı bilinmeyenden devam edelim dersek 90 eksi X dersek iş bayağı bir sarfa saracak. Hiç böyle işlem kalabalığı yapmayayım. Zaten burada X kenarlık bakın şurada bir X kenarlık var. Burada da bir X kenarlık var. Buradaki taban açılarına dalsak daha iyi olacak sanki. Yani şuraya bir A A dersem. Hocam şu ikiz kenarlıktan A dediğimde şuradaki ikiz kenarlıktan da A ise burası da A değil midir? Ve buradaki ikiz kenarlıkta iki iç açının toplam bir dış açıdan buraya 2A yazabilirim. Aynı zamanda buradaki büyük ikiz kenarlıktaki iki iç açının toplam bir dış açıdan buraya da 2A yazabilirim. Hocam burası 2A ise burası da 2A oldu ve sonuç çıktı mı çıktı? 2, 4, 5A. 5A eşittir 180 ise A'yı buradan 180 bölü 5. 5'e bölme kuralı 0 at 2 ile çarp. Direkt 36 yaptı değil mi gençler? Artık bu tür işlemleri hızlı yapın. Bizden ne isteniyor? Bakın A'yı 36 bulduysak bu da 90'a tamamlayanı. Yani kaçtır? 54'tür. Yani cevabımız Akçay oldu. Aşağıda bir hidrolik sistemin modeli veriliyor. Evet şöyle bir hidrolik sistem var. Bak yukarı doğru şey yapıyor. Bu hidrolik sistem doğrusal olarak 7 metre daha yukarı çıktığında. Hadi 7 metre daha yukarı çıkartalım. Hocam 7 metre daha yukarı çıktığında bizim hidrolik sistemimizde bakın şuraya kadar çıktı. 7 metre daha çıktı. 7 metre daha çıkınca şuradaki şey de mekanizma da çıkıyor değil mi arkadaşlar? Evet bu mekanizma da çıktığında e, hareket ettiğinde A noktası B noktasının olduğu yere geliyor. Tam B noktası burası ya A noktası da buraya geliyor. Yani içeriden kayıyor yani bu. Yani bizim şuradaki uzunluk bu kadarken şimdiki uzunluk böyle buraya mı denk gelmiş oldu arkadaşlar? Evet tam ucuna denk gelmiş oldu. E şurada işlemlerimizi yapalım. 9-15 yani 9 12 15ten 12 yaptı burası. E burası 12. Burası 16. 12 16 ne üçgen arkadaşlar? 20 üçgenden burası da 20 yaptı. AB uzunluğu kaçtır diye soruluyor. E arkadaşım şu mavi uzunluğu 20 bulduk değil mi? Önceden bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Işte daha köşesi zaten buraya gelmişti. Yani şurası 20 ise buradaki uzunluk da 20'dir. X'e kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Yani cevabımız böylelikle balık esir yaptı. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre ağırlık merkezi ise arkadaşlar bir kere Burası K iken burası ne oluyordu? 2K oluyordu. Burayı da K vermişler. E ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oluyordu hocam. Şunlar birbirine eşit. Direkt ben çıktı cevap aslında ama farklı bir şekilde de yapabilirim. Hocam burada bakın bir kelebek benzerliği çıktı. Bire bir, bire bir, bire bir oran var. X, 4 birbirine eşit diyebiliriz direkt. Ya da hocam burada ağırlık merkezinden kadar gelmiş. Ağırlık merkezine kadar geldiği için hop devamı kenar ortay diye midir? Yani ağırlık merkezi sorularında zaten bu işlemişti önemliydi. E 90'dan çizilen ortay muhteşem şut oldu. Eşit eşitken burası da eşit olacak. Bu arada dörtgen burası da kaç yaptı? 2. 6 ise burası da 6. Burası da 6 oldu mu? Oldu. E şimdi ne yapacağız hocam? Eşitleri kullanacağız. Bakın 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 ne var burada? Hocam burası 2K burası da 2K. E bunlar da birbirine eşit. E şuradaki üçgende bu sefer bir orta taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Çünkü bunlar eşit. Bunlar da eşit. Bir orta taban çıktı. Orta tabandan dolayı şurası 2 iken burası kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Bu da ikinci yolumuz olsun. Cevabımız da 4 oldu arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir oldu. Yukarıdaki şekilde V, A, N, B, H, C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar bize. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Aynı köşeden çizilen yardımcı elemanlarla ilgili şunu biliyoruz. Hocam açı orta, yükseklik ve şey yükseklik en küçük olduğunu biliyoruz değil mi? Aynı köşeden çizilenlerde yalnız. Bak dikkat edin arkadaşlar. Aynı köşeden çizilenlerde. Yükseklik en küçüğünüzdür. Sonra açı ortaydır. Sonra da kenar ortaydır. Yani yükseklik açı ortay ve kenar ortay sıralaması oluyor arkadaşlar. Aynı açılardan çizilenlerde mesela. E hocam ben bunu nasıl yapacağım? E yüksekliğin en küçük olduğu belli. Bu noktadan buraya çizilen en kısa uzaklık. E v de büyük harfle gösteriliyor. Büyüklükten aklınıza gelsin en büyüğü de V oluyor arkadaşlar. E o zaman ben şunu yazabilirim. H A küçüktür. N A, o da küçüktür. V A şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi adam bize ne demiş arkadaşım? V A ile N B'yi birbirine eşit demiş. E ben burada V A yerine şey yazacak olursam. V A yerine ne yazayım? Nb yazacak olursam. O zaman buradan ne geldi? N A ile nb B hikayesi mi geldi arkadaşlar? Evet. N A küçüktür. N B geldi arkadaşım. A, A küçüktür, ne A küçüktür, ne B ise A küçüktür B diyebilir miyiz? Hayır. Arkadaşlar bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı, ama açılarla yardımcı elemanlar ters orantılı ya da kenarlarla yardımcı elemanlar ters orantılı. Ne A ne B'den küçük ise o zaman A büyüktür B diyebiliriz arkadaşlar. Tamam? Peki başka ne yapabiliriz arkadaşlar burada VA yerine HC yazabiliriz. Ve A yerine HC yazdığımda bir şey geliyor mu? Şunun yerine HC yazdığımda. O zaman yükseklikleri kıyaslayabilirim. H A küçüktür HC oldu hocam. E buradan ne gelir? O zaman A büyüktür C geldi. A hem B'den büyük oldu hem de C'den büyük oldu. O zaman en büyüğü A oldu arkadaşlar. Tamam. Ya bu A büyük C demek A'nın karşısındaki A büyüktür. C'nin karşısındaki C demektir arkadaşlar. Neyse en büyüğünün A olduğunu buldum mu? Ben buldum. Şimdi B ile C'yi kıyaslayacağım arkadaşlar. O zaman B ile C'yi kıyaslayacaksam şu bilgilerle kıyaslayamadım. Ben bir de aşağıya şunu yazayım arkadaşlar. Ne yazayım? Şu H, A, N, A, V, A yaptık ya. Bu sefer H, B, N, B bir de V, B yapayım. B ile C'yi kıyaslayacağım değil mi ben? En büyüğünün A olduğunu gördüm. B ile C'yi kıyaslamak için N, B yerine H, C yazsam. N, B yerine ben H, C yazarsam Arkadaşlar buradan HB küçüktür, HC olduğundan dolayı B'de C'den büyük mü oldu arkadaşlar? Evet. O zaman B'de C'den büyük olduysa en büyük A, B'den büyük. A, C'den büyük. En büyüğümüz A. Sonra hangisi arkadaşlar? B. Sonra hangisi arkadaşlar? C olduğunu biliyoruz. A büyüktür, B büyüktür, C sıralaması var arkadaşlar. Ee, olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. E o zaman o zaman o zaman gençler hadi bakalım. Şimdi şuraya baktığımız zaman B büyüktür A diyor. Hmm. B büyüktür A mıdır arkadaşlar? Hayır. A büyüktür B olduğuna göre burada da A büyüktür B büyüktür C sıralaması vardır arkadaşlar. Bu doğru değildir. C büyüktür B diyor. Hayır arkadaşlar görüyorsunuz B C'den daha büyük. Bu da doğru değil. Sonra VC küçüktür NB diyor. Valla şu farklı şeyler olduğu için kıyaslama şu anda yapamam. Ama diğerlerine bakayım. HA büyüktür HC diyor. Arkadaşlar HA HC'den daha küçük olduğunu bulduk. Bu da yanlış. CBA, evet. Normalde biz ABC sıralaması bulduk arkadaşlar. Bakın A büyüktür B büyüktür C sıralaması bulduk. Ama ee, kenar ortaylar arasında nasıl bir sıralama vardır? Tabii ki tam tersi. VA küçüktür. VB o da küçüktür. VC sıralaması vardır. Yani en küçüğü VA sonra VB sonra VC. Yani en büyüğü VC sonra VB sonra VA. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Yukarıdaki noktalarda hangileri Daima üçgenin iç bölgesindedir diye soruluyor. Çevrel çemberin merkezi. Arkadaşlar dar açılı üçgende çevrel çemberin merkezi üçgen içindeyken Dik açılı üçgende üçgenin üzerindedir. Yani hipotenüs üzerinde. Geniş açılı bir üçgende de üçgenin dışındaydı. Yani birincisi değil. Ağırlık merkezi her zaman kenar ortayların kesim noktası olduğundan dolayı üçgen nasıl olursa olsun bir kenar ortay karşı kenarı iki eşit parçaya böleceği için diğer kenar ortay da karşı kenarı iki eşit parçaya böleceği için kenar ortaylar daima üçgen içinde midir arkadaşlar? Evet. Üçgen içinde kesişirler. İçteye çemberin merkezi hocam içteye çemberin merkezi dediğimiz iç açı ortayların kesim noktası. Sen buradaki iç açıyı böleceğin için. Buradaki de iç açıyı böleceğin için. Burada da yine ne olmak zorunda arkadaşlar? İç açı ortaylar da işte çemberin merkezi. iç açı ortayların kesim noktası demektir. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Üçgen içinde bir bölgedir kesinlikle. Diklik merkezi arkadaşlar dar açılı bir üçgende diklik merkezi üçgen içindeyken e, dik açılı bir üçgende üçgenin üzerindeki bir köşe yapıyordu şu köşe. E, geniş açılı bir üçgende de nerede oluyordu arkadaşlar? Bu geniş açılı olduğu zaman çizilen yükseklik dışarı düşüyordu. Geniş açılı üçgende de dışarıda kesişiyordu. O zaman bu da yanlış. Yani cevabımız ne yaptı? 2 ve 3 yaptı. Cevap denizli oldu. Evet verilmiş. X verilmiş. 70, 50 kökü ve 135 verilmiş. Arkadaşlar büyük ihtimalle şunu yapacaksınız. Hop şunu çekip hocam kosinüs teoremi yapalım. Sonra buradaki pisagor bağıntısından da X'i bulalım diyeceksiniz. Doğru sıkıntı yok. Ama kosinüs teoremine karşıyım. Niye? Daha kolay bulmak varken niye kosinüsle uğraşıyorsunuz? 135 varsa, 135'in nesi önemliydi arkadaşlar? Hocam dış açısı. Hocam dış açısı önemli ya. Ya buradaki dış açısı önemli ama burada 45 derece. 135-180'e tamamlayalım. Dik çizersen böyle 70 bölü ile uğraşacaksın. Boşver. E ya buradaki dış açısı önemli ya da buradaki dış açısı önemli. Bak burası daha güzel çıktı. 135 ise burada kaçı? 45. Sen buradan bir dik çizersen hop daha güzel oldu sanki. 50 kök ise 45 45 90 üçgenden burası 50'ye 50'dir. Hocam 50'ye 120 50'ye 120 yani 5 12 13'ün 10 katı mıdır? Evet. A hocam 50'ye 130 5 ve 13 yani burası da 12'nin 10 katı mıdır? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle 120 yaptı yani cevap edremit oldu arkadaşlar. Öyle kosinüslerin falan girmemenizi tavsiye ediyoruz. Siz bilirsiniz ama sıkıntı yok. Şekildeki kıyıdan 6 metre uzakta A noktasında bulunan bir kişi kıyıdan 14 metre uzaklıktaki B noktasında yanmakta olan çadırı söndürmek istiyor. Bunun için önce denize gidip elindeki bakın önce denize gidiyor elindeki kovayı dolduruyor sonra buraya gidiyor. Hmm. Sonra ne yapacağız? Bunun için yanmakta olan çadırı söndürmek istiyor. Bunun için önce denize gidip elindeki kovayı su ile doldurması gerekiyor. CD 15'miş eyvallah buna göre bu kişi çadırı söndürüp tekrar A noktasına geldiğinde arkadaş bir de tekrardan nereye gelecekmiş? Hop şuraya doğru gelecekmiş. Yani bizden şu kırmızı uzunluklar artı mavi uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle kırmızı uzunlukları bulalım. Mavi uzunluğu sonra düşürelim. Şimdi gençler şuradan kovayı dolduracak ve buraya gidecek. En kısa soruluyor. Ben buradan buradaki noktada mı ya da şuradaki noktaya geldiğinde mi ya da buradaki noktaya geldiğinde mi en kısa yolu bulurum. Onu tam olarak bu şekilde böyleyken kestiremem arkadaşlar. Yani şu yol mu? Bu yol mu? Bu yol mu? Tam olarak böyle kestiremem. E ne yapacağız hocam? Burada bu tür sorularda şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Böyle katlamasını alacaksınız simetriğini. Bununla bunun toplamının en az değeri yani x artı y'nin en az değerini maalesef ben şu ikisinden bulamam arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir tanesinin katlamasını alın. İster bunun katlamasını alın ister bunun katlamasını alın. Hiç fark etmez. Bakın şunun katlamasını alayım. Bunun katlamasını alacak olursam hocam şöyle aşağıya doğru katlamasını aldım. Bak hop böyle. E ne oldu o zaman arkadaşlar? Hocam x iken burası x oldu. 6 iken burası 6 oldu. Şimdi senden x artı y isteniyor. Bak şimdi a noktası buradayken yani a üstü burası oldu. x artı y en az ne zaman olur? Şimdi ben bunu daha da güzel söyleyebilirim. Buradayken Hocam şöyle gelip böyle giderse mi? Böyle gelip böyle giderse mi? Böyle gelip böyle giderse mi? Yani nerede olduğu belli zaten. Hocam bu x ile y doğrusal olursa buradan en az bir şekilde şu a üstü noktasından b'ye gider değil mi? E o zaman bunu doğrusal kabul edeceğiz. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle dikkat edecek olursanız. Şöyle bir merdiven şekli gibi. Yani şöyle biz gitsek olunca bir 90 dereceler var. 90 dereceler olunca ve x artı y doğrusal kabul edeceğiz. En az olması için. Şimdi bunu bulmak için ne yapacağız? Genelde dik üçgen. Dik üçgen olmazsa benzerliğe dalıyorduk. E hocam dik üçgen için ne yapıyorduk? Dik dörtgenle tamamlama yapıyorduk. Hop şöyle bir dik dörtgen yaparsam. 15 ise burası da 15. 6 ise burası da 6. Hocam dik dörtgeni yaptık. Ne çıktı burada? 15, 20, 25. Evet x artı y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 25 bulduk. Bir de bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu uzunluk isteniyordu. Bu uzunluğu bulurken de hamle yapacağız şimdi. Bu uzunluğu bulurken ne yapacağım? Bunda da 90 derece karşılık getireceğim yine. Ne yapabilirim? Hocam şuradan bir dik çizersem o zaman siyah uzunluğu da bulurum. Sonuçta burası 6 iken burası 6 mı? 6. Burası 8. E hocam burası 15 iken burası da 15. 8, 15, 17 diyeyim arkadaşlar burası. Evet. E bir de AB uzunluğunda 15 buldum arkadaşlar burada. AB uzunluğu da 15 ise o zaman olay bitti. Çünkü bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden toplamı isteniyor. Şu kırmızıların toplamı artı siyahın toplamı. Şurası da AB uzunluğunda 17 buldum. Pardon. Şuraya 17 yazayım isterseniz. Bizden X artı Y artı AB uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Yani bu da nedir? X artı Y'yi 25 bulduk. AB uzunluğunu 17 bulduk. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 42 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu gençler. Düzlemde bulunan noktaları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Evet AB ile BC birbirine dikmiş. Haydi bakalım. AB ile BC birbirine dik olarak şöyle bir şey yazalım bakalım. Gösterelim şu şekilde. Sonra şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, buraya C diyelim ve şurası da 90 dereceymiş. Sonra AB ile CD'nin kesimi He. AB ile CD'nin kesimi AB ile CD'nin kesimi E noktasıymış. CD yok değil mi? AB ile de CD kesişiyormuş arkadaşlar. O zaman CD şu şekilde olmak zorunda değil mi? Aynen öyle. Bu bir ÖSYM sorusuna benziyor. AB ile CD'nin kesişimi yani sen AB ile CD'yi kestireceksin. O zaman buradan geçmek zorunda. Buradaki kesişimi de neymiş arkadaşlar? E noktasıymış. AE uzunluğunu 12 demiş. BC uzunluğunu 12 demiş. AB ile CD'ye 17 demiş. AB uzunluğu 17 ise buraya 5 kaldı. CD'de 17 bunu unutma arkadaşım. 5, 12, 13 üçgenin burası. Evet şuraya x diyecek olursam. 13 artı x'i de adam bize kaç vermiş? Şöyle 17 vermiş. 17 ise x de buradan kaç çıkar gençler? 4 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıda verilenlere göre e, x kaç santimetredir? E noktası ABC üçgeninin, F noktası da ADC üçgeninin ağırlık merkezi. Evet şu üçgenlerin ayrı ayrı ağırlık merkezleri. Bu ağırlık merkezlerini kullanacağım arkadaşlar ben. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? gençler. ister A'lardan çizin, ister B köşesinden şöyle çizin. Kenar ortay. Sanki buradan da daha kolay bir şekilde olur. Buradan çizseniz de olur arkadaşlar. Buradan kenar ortay çizdim. Buradan da kenar ortay çizdim. Hocam bu kenar ortaylar olduğu için ee, bu kenar ortay olduğu için burası buradan F'den geçen de buradan geçmek zorunda. Hocam burada 1'e 2 oran var. A ise 2A. Burada da 1'e 2 oran var. B ise 2B. E olay bitti. Sonuçta benden x isteniyor. Şuradaki uzunluğu da vermiş mi bana? Vermiş. 45. E hocam şuradaki uzunluğu da şöyle çizecek olursam e, Pisagor bağıntısından oradaki uzunluğu da bulabilirim. Ya da kullanabilirim. Arkadaşlar burada 1 bölü 3 oran var mı? Var. 1 bölü 3 45 ise burası 15 midir? Evet. 9 15 ne 9 12 15'ten cevabı 12 diye buluruz. Birinci yol bu olsun. İkinci yol peki hocam ne olacak? Madem ağırlık merkezi belki sen şunun devamını getirirsin. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam burada bunun devamını getiririz. Bunun devamını getirdiğin zaman da yine aynı şekilde. Hocam şu da kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçiyorsa. E hocam 9 ise burası 9 bölü 2. Değil mi? Burası 9 bölü 2. Hocam x ise burası x bölü 2 deyip. Biz hocam şuradaki uzunluğu kullanacağım. Bak şunlar eşit şunlar eşit. E ben bunu böyle çizecek olursam orta taban sağlandı. Burası da 45 bölü 2 yaptı. Sonra burada bir pisagor bağıntısı yapıp. Tabi burada ee, sayılar biraz daha gıcık arkadaşlar. Başka bir yolu var mı hocam diye soracak olursanız. Oradaki Pisagordan çıkar bu arada. Başka bir yolu da. Üçüncü olarak şuradan bir kenar ortaya çizebilirsin kardeşim. Şuradan da bir kenar ortaya çizebilirsin. E Olay yine bitti aslında. Hepsi aynı şeye çıkıyor. Kenar ortaya çizdin. Kenar ortaya çizdin. E hocam burası A ise burası 2A. Burası B ise burası 2B. Şimdi dikkat edin bunun tamamı 45 ise yani 2A artı 2B yani 2X artı 2Y diyelim şuraya. 45 ise Burası 45 bölü 2'dir. E hocam ne yapacağız? Yine bu çizgiyi çizecek olursak 2'ye 1, 2'ye 1 oran olduğundan bunlar birbirine paralel oldu. E, 2 bölü 3 orandan dolayı 2 bölü 3 eşittir. Şuraya A diyecek olursam ya da N diyecek olursam N bölü 45 bölü 2'ye mi eşittir arkadaşlar? 45 bölü 2'ye eşittir. Şunun da ikisini çarptığınız zaman 45 yaptı. 45 bölü 3 de 15 yaptı. N'i 15 bulduk. En 15 arkadaşlar 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden cevap 12 çıkar arkadaşım. 3 farklı yolu da size göstermiş bulundum. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Cevap E oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. ABC üçgenin ağırlık merkezi bak işin içinde BG var. Çünkü bak bununla bu birbirine eşit verirmiş. O zaman bunun devamını getireceğim. E ne oluyor o zaman arkadaşlar burası? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. AA oldu hatta burası da neymiş arkadaşlar? 2A'ymış. E burası 2A ise burası da A mıdır? Aynen öyle. Çünkü niye? Arkadaşlar 2'ye 1 oran olduğundan dolayı. Başka? Şuradaki 6'yı 6'yı da kullanmak zorundayım ben. E hocam ne yapayım o zaman ben burada? Eee, diğer kenar ortayları da çizeceğim o zaman. Hocam şu kenar ortayı çizecek olursam 2 eş parçaya böldü. Yani iki B iken 2B oldu. Şu kenar ortayı da çizecek olursam ne oldu? Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Hatta 1'e 2 oran var. Arkadaşım ne çıktı burada? Bak şu eşitliği kullanmam lazım da. A A A. Yani şu 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 birbirine eşit. Muhteşem şuradan burası 90 derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. E muhteşemden 90 oldu. Burası da 90 derece. Bak 90 var. Eşit eşit. Aynı şekilde 90 derece olup da eşit eşit olduğunda bir üçüncü parçada yine eşit olmuyor muydu? Evet. 90 var. Eşit eşitse burası da eşit olmak zorunda. Yani burası 12 yaptı. E o zaman burası da 12. Ama x'e bak. BD uzunluğu. BDX o zaman kaç yapıyor gençler? 12 ile 6'nın toplamı yapıyor. Yani cevap böylelikle kaç çıktı gençler? 18 çıktı. Cevabımız Ceyhan oldu. Eymen doğa yürüyüşü yaparken yukarıda kurik verilen güzergahı takip ediyor. Bu yürüyüş sırasında B noktasından C noktasına giderken pusula şekil 1. Bir, şekil bir de bak B'den C'ye giderken şöyle. Bak B'den C'ye giderken böyle. Kuzey ile güney çizgisi arasında kaç derece var? 90 derece var. Ya bu kuzey güney çizgisiyle 90 derece yapacak. O zaman 90 derece bir çizgi çizelim. Arkadaşlar bu bizim kuzey güney çizgimiz mi olacak? Evet. Belki de kuzey burada güney burada bilmiyoruz. Ama şu kuzey güney çizgisiyle ne olacak arkadaşlar? 90 derece olacak. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra. Ondan sonra diyor ki C noktasından D noktasına giderken pusula şekil 2'deki gibi görünüyor pusula C'den D'ye giderken de aradaki açı şu. Kaç derece gözüküyormuş arkadaşlar? Bak C'den D'ye giderken hop geniş açısı 150. Hocam kuzey güney çizgisi böyle değil miydi dik? E buna dik olan şu şekilde diki ben tam çizememişim galiba arkadaşlar. Şu biraz ya sola yatık ya bu da böyle dik olacak değil mi arkadaşlar? Biraz şöyle dik olacak. O zaman bizim CD doğrusuyla da kaç derece kaç yapacakmış? 150 derecelik kaç yapacakmış? CD doğrusuna da kuzey güney çizgisini çiziyorum arkadaşlar şöyle çiziyorum. Yani şuna paralel olmayacak mı arkadaşlar kuzey güzel çizgisi? E, kuzey güzel güney çizgisiyle yaptığı açı kaç derece? 150 derece. Geniş açısı 150. E o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? Buraya 30 derece kaldı. Bu arada şununla şu birbirine paralel değil mi? Yani şunu uzatırsan ne olacak arkadaşlar? Şurası da 90 derece olacak mı? Olacak. Yöndeş açıdan dolayı. E 30-90 ise burası da ne olacak? 120 derece mi olacak? İki iç açının toplamı bir dış açıdan Cevabımız 120 çıktı. Yani cevap Ceyhan. Fatma Kara uzunluğu K iken KC uzunluğunu 2K demiş. Hemen yazalım. Fatma Kara neredesin? Burası K ise burası da 2K verilmiş. EC uzunluğu A iken AE uzunluğunu 3A vermişler. E tamam bitti gitti arkadaşlar. Bu da paralel verilmiş zaten. E şu paralelliğe de bakacağız. Arkadaşlar şununla şu paralel verilmiş. Öncelikle şu üçgende paralelliği kullanalım mı arkadaşlar? Kullanalım. Ne var burada? Hocam tekrarlı yapalım mı şunu? Hocam burada 1 bölü 3 oran var deyip işlem yapabilirsiniz. Ama gerek yok bence. Niye? Hocam tekrara girmenize gerek yok. Koldan kola geçişte direkt 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran vardır. Yani direkt buraya 24 yazabilirsiniz. E hocam şimdi büyük paralelliğe bakacak olursak şöyle. Büyük paralellikte de 3'e 1 oran var. Evet 3'e 1 oran olacak arkadaşlar burada. Yani burası 3 enken burası en olacak. Yani en 24 ise e, 3n dediğimiz 3 çarpı 24 neye eşit olacaktır? X artı 12'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu 72 yaptı. X artı 12. 72 ise arkadaşlar, x' de buradan kaç çıkar? 60 mı çıkar? Evet, cevabımız böylelikle 60. Yani Edremit oldu.